Hocam merhaba. Merhaba Şeyma'cığım. Ah telefonu unuttuk. Hocam çok eleştiri alıyoruz. Şeyma'nın sesi var, kendi niye yok diye. Ben de bugün bir sürpriz yapıp şuradaki cam yansımasından çıkmaya karar verdim. Şeyma'nın bugün saçı düzgün değil de ondan çıkmadı. Yoksa çok ısrar ettim. Dedim gel gül yüzünü bir görsünler dedim. Şeyma Burcu gül olarak. Teşekkür ederim ama hocam. Siz dostu bir çocuk olursanız belki Şirinleri görebilirsiniz mesela. Evet hocam. Yavuz Bey bize bir soru sormuş ve demiş ki insanın bilinçaltı ile bilinçüstü arasında nasıl bir bağlantı var? Neden hayatımıza hep aynı şeyleri çekiyoruz ve bunu değiştirebilir miyiz? Ama biz sinir bilimde onun yerine bilinç dışı diye bir kavram kullanıyoruz. Bilinçaltı daha ziyade psikoloji terimine, psikoloji alemine ait bir terim. Bilinç dışı ise şu, bizim normalde şu işte beni şu anda dinlemenizi sağlayan, işte bir şeyleri düşünmenizi, konuşmanızı, belli amaca yönelik davranışlar sergilemenizi sağlayan dikkat ya da bilinç durum dediğimiz bir hal var. Bu aslında çok dar bir aralık. Ben sürekli anlatırım bunu. Beynimize bütün duyularımızdan her bir saniye ortalama 11 milyon bit veri akar. Ama ve lakin bizim bilincimiz bundan ancak 40 bitini algılar diye. Yani 11 milyonda 40'lık bir dikkatimiz var. Bunu şöyle bir şeye benzetebiliriz. Bu kalem fenerler var ya hani işte karanlık böyle bir ormanda giderken böyle kalem feneri yakıyorsun. Sadece küçücük bir yeri aydınlatıyor da sadece orayı görebiliyorsun. Yani bilinç öyle bir şey. Dolayısıyla onun dışında kalan o karanlık ormanın tamamına bilinç dışı diyebiliriz. Şimdi böyle bakınca ormandaki yolumuzu nasıl ki neticede göremediğimiz ağaçlar, rüzgar, sesler falan belirliyorsa aynı şekilde bilinç dışı zihnimizde işlenen bu veri bilincimize ulaşmasa bile bizim davranışlarımızı çok belirliyor. Nasıl belirliyor? Mesela bilinç dışında etkilerimiz, dürtülerimiz, korkularımız, arzularımız falan var. İstediğiniz kadar deprem eğitimi aldım mesela. Ani bir deprem olsa öğrendiklerinizin hepsini unutup gene vahşi hayvanlar gibi kaçışanlar arasında karışacaksınız. Yapacak bir şey yok genellikle. Çünkü o bilinç dışı zihin mesela kriz durumunda şeyi ele alıyor, kontrolü ele alıyor. Bildiklerinizi unutup yapamıyorsunuz. Efendim işte buna benzer günlük hayatımızda verdiğimiz o bir sürü mikro tepkiler, aniden şaşırınca verdiğimiz tepkiler, ya içten içe tekrarladığımız düşünceler, böyle hayatımızı adeta arka planda inşa eden o kalıp düşüncelerin kaynakları aslında hep bilinç dışı. Bilinç dışı, bilinçle erişimimiz olmadığı için programlaması zor bir şey ama programlamanın yolu var. Ve çeşitli yolları var diyeyim. Bunlardan günlük hayatta en kolay yapılabilir olanı da şu. Büyük bir amaca sahip olmak. Şimdi bu kısa videoda anlatamayacağım bunu. Bir kere yani bu soru kapsamında ama. Hep bir dönüp dolaşıp buna geliyoruz. Aynen büyük öyle. Bir amaca sahip olmak. Aynen öyle. Şimdi büyük amaç şöyle bir şey yapıyor. Çok büyük bir amacınız var ise, bu duygusal olarak sizi çok heyecana getiriyorsa, sabahları yataktan kalkmanızı sağlayan şeyse o, yani sadece işte ben bilmem ne sınavını kazansam da terfi alsam gibi bir şey değil. Daha büyük amaç, daha böyle hayatınızı kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Böyle bir şey olduğunda aldığınız bütün bilinçli ve bilinçsiz veri bu amaç doğrultusunda şekillendirilmeye başlıyor ve bir süre sonra hani hiç beklemediğiniz fırsatların karşınıza çıkmaya başladığı garip bir hayat döngüsüne giriyorsunuz. Şimdi bazı insanlar dışarıdan şanslı gözükür, bazı insanların hemen böyle işleri kolay oluyormuş gibi gözükür ama aslında onların çoğuna baktığınızda arka planda tekrarlayan böyle dönen bazı fikirler, bazı arzular vardır mesela. Bu arzular yıkıcı olduğunda insanı yıkıma götürüyor, yapıcı büyük bir şey olduğunda insanı o tarafa doğru sürüklüyor. Netice-i kelam, hayatta varlığımız açısından amaçlarımız ne kadar büyük ise bilinç dışı zihnimiz bize o oranda hizmet edecek. Ne kadar rüzgara göre savruluyorsak, amaçsızsak, işte gelen tepkilere göre karar veriyorsak neticede maalesef biraz etraftaki olaylar sürekli bize değil mi Şeyma ters geliyormuş gibi olacak. Bak kim, bir anda Şeyma bir anda bir şey oldu. Hepimizde dönem dönem olur. Zaten bu tip hallerin yani ya ben ne olacağım, ne yapacağım, karar veremedim, hay Allah hayatta hep ters gidiyor, içim daraldı falan muhabbetleri aslında işaretler. Bu işaretler diyor ki amacı büyütelim. Artık rotayı belirleyelim. En azından belli bir süre bir tarafa bakalım. Bunu yapmaya başladıktan sonra zaten inşallah işler yoluna giriyor. Yoksa bilinç dışı zihni tutup da bilgisayarla kablo bağlayıp falan gibi programlayamıyorsunuz. Öyle çalışmıyor. Duygusal bir nedene, duygusal bir amaca, heveslerden öte bir hedefe ihtiyacımız var. O olunca inşallah her şey olur. Tamamen duygusal. Aa bu cam olayını çok sevdim hocam. Bayağı camda varım şu an. Merhaba.
Sen direkt buradan iyi kaçak oyuncu. Bak yönetmenler her zaman bir sahnede gözükür biliyorsunuz o da bu sahne. Teşekkürler.